Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Salon hemen hemen tam dolmuş durumda. Aslında sabahın erken saatinde bir kısmınız uzak yerlerden geldi. Buraya gelmeniz bile proaktif bir liderliğe, bilgi toplamaya, bilgiyi paylaşmaya, bir şeyler yapmaya aday olduğunuzu gösteriyor. Onun için teşekkür ediyorum. Her ne kadar ufak tefek kendi aramızda aksaklıklar olsa da bu organizasyon için güzel çalıştı arkadaşlar. Hem Nuray Hanım, hem Burcu Hanım, hem Seda Hanım. Onları da kutluyorum. Bizi buraya kadar bu saatte getirdiler. Elimize malzemeyi de verdiler. Biz de gereken anlatmayı yaparız. Evet, bir alkış da onlara yapalım. Şimdi tabii baştan bir değerlendirme yapacaktık ama onu biraz öğleden sonraya bıraktık ama yine birkaç cümle söylemek lazım. Hakikaten dünya açısından çok olağanüstü bir dönem yaşıyoruz. İşte her Paris'te olan olay, işte özgürlüğün, demokrasinin doğduğu yerde büyük bir saldırı. İşte dün Mali'de dün evvelki gün bir şey oldu. Allah'tan Türk Hava Yolları'nın kadrosunda bir şey olmamış ama yine 25-30 ölüm. Ankara'da bir tane Türkiye'nin kalbi, Paris'in kalbi, Rus uçağı düşürüldü. Özellikle bu terörün kaynağının Orta Doğu coğrafyası olması, İslam dinine yamanması, aslında tabii ki her dinde, her görüşte farklı görüşler olabilir ama yani ben kendim Kur'an-ı Kerim'i iki sefer dinledim, hatta İncil'i de dinledim. Bir Türk terör yok, hiçbir yerde bulamadım. İyiliklerle dolu dinlerin hakikaten şeyi var. Ama bazı insanlar aynı siyasetteki olduğu gibi kullanıyorlar. Dini de kullanıyorlar, imanı da kullanıyorlar. Bazı tacirler çıkıyor. Özellikle yeterli bilgisi olmayan insanları ölüme götürecek kadar şey yapabiliyorlar. Şu anda bu korkunç bir olay. Suriye'deki göç olay yine korkunç bir olay. Dünyayı dalga dalga değiştiriyor. Yani muazzam bir değişim içindeyiz. Nereye kadar gider, ne olur kimse önünü net olarak göremiyor. Tabii iyi söyleyecek bir şeyimiz, Türkiye siyasette bir fetret devri geçirdi. Bir seçim, iki seçim. O arada yine bu terör oldu. Yine doğuda bir takım olaylar devam ediyor. Ama en azından bir hükümet, güçlü bir hükümet kurma vizyonu ortaya çıktı. Davutoğlu büyük bir çoğunlukla kazandı ve sağlam bir hükümet kurulacak. Bu bir çıpa şu anda bizim için. Geçtiğimiz 6 aydan daha iyi olacağız. Yani diğer arkadaşlar da buna değinir. Dolayısıyla bizim en az Türkiye açısından olumlu bakmamız için yeterli neden var. Ama daha ilerisi de Davutoğlu'nun söylemleri, hem Konya'dan bir Mevlana ruhuyla verdiği mesajlar, daha sonra Ankara'da bu mesajları tekrar etmesi, daha sonra tekrar etmesi, birincisi toplumdaki gerginliği gidermek, muhalefetle görüşmek, onlarla ortak anayasa yapma eğilimi, hukuku tekrar oturtmak, güveni oturtmak, demokrasiyi iyi işler hale getirmek, Avrupa normlarına doğru yaklaşma, tekrar yönümüz o tarafa dönme, bunlar çok iyi mesajlar. Umarım bu güçlü hükümet bunu yaparsa, Türkiye bu şu andaki kötü coğrafyada, ekonomik olarak belki ikinci yerde anlatırız, kendi içinde bir güç bulabilir ve hakikaten İslam dünyasına da örnek olabilir. Dolayısıyla şu anda bizim ülke olarak belki bu teröre vereceğimiz en iyi cevap, Türkiye'de bir İslam ülkesi olarak demokrasinin iyi işlemesi, farklı mezhepler, kültürler, dinler, ırklar kardeşlik içinde yaşayıp katma değer üretmesi ve bunu paylaşması, zannediyorum bu İslam coğrafyasındaki terör odaklarına karşı en iyi cevaptır. Çünkü Müslüman gençler dünyanın neresinde olursa olsun bir örnek görecek önünde. Müslümanlık böyle de yaşanırmış diyecek. Diğer toplumlarla, diğer dinlerle uğraşmadan kendimiz katma değeri yaratır bir yol buluruz. Ve öbür dünyada da, bu dünyada da rahat yaşarız, kardeşçe yaşarız vizyonunu geliştirebilir. Zannediyorum böyle birkaç iyi örnek en iyi örnektir. Evet, şimdi biz kendimiz için, tabii benim şu andaki konum genel yönetim teknikleri, liderlik, işte aslında sizleri geliştirmek için çok bilenin az bileni öğrettiği bir konferans olacak. Hem özel hayatınızda hem iş hayatınızda, tabii özellikle de Şahinler Holding için kullanmanız için bir takım enstrümanlar vereceğiz. Umarım yararlı olur. Evet, şimdi stratejiler, vizyon konuşacağız. Ama şu anda dünyanın ve içerinin karışık olduğu yerde ekonomik sıkıntılar da çok.
aslında biz de bazı firmalarımız bir ekonomik sıkıntı döneminden geçti. Geç sonuna çok yaklaştık. Diğer taraftan Türkiye'nin bir ekonomik sıkıntısı var. İhracatta sıkıntı var. Ne yapmak lazım strateji? Siyaset karışık, dünya karışık. Gerçekten nasıl Türkiye bu İslam ülkelerindeki karışıklığa vereceği cevap demokrasiye ve beraber yaşamaya sarılıyorsa biz de iç güçlerimizi, kaslarımızı güçlendirmemiz lazım. Zannediyorum en iyi strateji şu anda kendimize odaklanmak. Kendi güçlerimizi ortaya çıkarmak, kendi aramızdaki ekip, orta akıl üretmeyi öne çıkarmak ve gerçekten maksimum sinerjiyi yaratarak yola devam etmek. Bu bizim ana çıpamız ve konferansın bana göre ana teması da bu olması lazım. Biz kendimiz neler yaparız, neler yapabiliriz? Aslında ben şunu görüyorum, özellikle ekip çalışmasında anlatacağım bunu ama bir yerden başlayalım. Bizde çok büyük potansiyel var. Ben de dahil, siz de dahil. Kullanamadığımız çok daha büyük potansiyel var. Belki bizim kullanamadığımız potansiyel, kullandığımız potansiyelin 3-4 misli. Yani bu konferansın amacı, ben size şu ilham vermem lazım. Bu içimizdeki potansiyel ortaya çıkaralım. Bu potansiyeli çıkarırken de hep mutlu olacağız. Bunu en son bir chart'ta anlatacağım. Bu bizi mutlu edecek, yormayacak asla. Tam tersine hem mutlu bir hayat hem de verimli çalışan insanlar olacağız. Liderliğin temeli proaktif olmak. Oradan başlıyoruz. Proaktif bizim kurum kültürümüzde yola çıkmak. Bir şeyler yapmaya için yola çıkmak. Adım atmak. Ama ve gideceğimiz yeri yola çıkıyoruz ama gideceğimiz yeri bilmek lazım. Bir yere gitmek istemek lazım. İşte ona da vizyon diyoruz. Bir yere gelmeyi istiyorsak firma olarak, şahıs olarak o noktaya koyacağız. Ben oraya gitmek istiyorum ve yola da çıkacağız. Şimdi şöyle insanlar var, bunlar lider değil. Ben oraya gideceğim, ben bunu yapacağım. Başlamazlar, yola çıkmazlar. Yola çıksalar nereye gideceklerini bilmezler. Bu liderlik değil. Üçüncüsü de o hedefe gitmeye için güzel bir plan yapmak. Onun da temel sanatı en önemli meselelere öncelik vermek. En önemli meseleleri çözerek yolda belde varmak. İşte bunu, bu davranışa giren insanlar, yola düşüp bu davranışa yürüyen insanlar lider oluyor. Bu, aslında bunu daha önceleri anlattık. Stephen Covey'nin bir anlatış tarzıydı. Dolayısıyla birilerinin yola çıkmasıyla liderlik başlıyor. Kurumsal liderlik de aynen öyle. O şekilde yola çıkarak bir yere başlıyoruz. Ve burada liderlik aynı zamanda bir odaklanmadır. Ve yönetim, odaklanma ve kaldıraçlar, yani bir koyup beş alma metodudur aslında. Bu Özal'ın bir lafıydı. Dolayısıyla bu bir yerde bir lider yola çıkarak, proaktif olarak bir vizyon kurarak yapmaya başlar. Evet, burada görüyorsunuz, bir yola çıkıp taşlar oynatacaksınız, devam edeceksiniz. Bundan sonraki görüntüye geçelim. Evet, kurumsal liderlikte zaten lider kendisi örnek olması lazım. Nasıl örnek olması lazım? Birincisi güvenilir bir insan olması lazım. Güvenilir bir insan olmasa arkasından gider mi insanlar? Gitmez. İkincisi liderin vizyonunun doğru olduğunu inanmak lazım. Çünkü ilk vizyonu koyan liderdir. Ama kurum oluştuktan sonra bu vizyonu kurum beraber de koyabilir. Hedefleri beraber koyarlar. Ama kurum sıfırdan oluşturuluyorsa ya da oluşan bir kuruma farklı bir yön vermeyi istiyorsak ayrı bir yön bulmamız lazım. Aynı zamanda vizyon yön bulmaktır. Gideceğimiz yeri tayin etmektir. Dolayısıyla kurum kültürü dediğimiz şey de aslında insanların güvendiği özelliklerin onlara da aktarılması. O açıdan liderlik aynı zamanda liderin karakterinin, liderin yapmak istediği şeye götüren özelliklerinin kurum kültürüne yansımasıyla olur. Daha doğrusu liderin davranışlarının iz düşümüdür. Dolayısıyla bu değişebilir zamanla, her zaman. Ama peki bu alışkanlıklar nedir? Demek ki liderin bir insanları sürüklüyorsa, Atatürk yola çıktığında işte Samsun'a gitti. Ondan sonra bir kongre yaptı. Belirli tezleri vardı yani. Atatürk'ün davranışında, yaptığında, geçmişinde, gelmişinde güven veren bir tarafı vardı. Ama aynı zamanda kuracağı şeyler konusunda ipucu veriyordu.
Ve o özellikleri ben getireceğim diyordu. Ve Atatürk'ü destekledi herkes. Atatürk'ü halk inandı ve destekledi. Onun için Kurtuluş Savaşı'nı kurduk. Ama Atatürk'ün söylediği şey neydi? Ben demokrasiyi getireceğim, cumhuriyeti kuracağım, cumhuriyetin değerlerini kuracağım. Ve o aynı zamanda Türkiye'nin anayasası oldu. O vizyonun anayasası. Onun için bizim kurum kültürü değerlerimize bakarsak aslında bu bizim çalışma anayasamız. Nedir bu çalışma anayasamızın içindeki şeyler? Birincisi ahlaksal değerler. Mesela güven, adalet, ondan sonra şeffaflık, sevgi, saygı, çevre bilinci. Bunlar bizim insani değerlerimiz. Yani bizim yaptığımız şeylerin hakikaten insani değerler olduğu ve herkesin beğeneceği, herkesin bu çerçevede birbirine güveneceği bir şeyler, kavramlar manzumesi. Ama bunun bir ikinci ayağı daha var. Bu kurumu bir yere götürmemiz lazım. Liderin bir vizyonu var. Vizyonuna giderken bu değerlerin yanı sıra, yani birbirine güven sağlayan, sisteme birbirine güvenen sistemlerin yanı sıra kurumun gideceği yerde bir de yetenekle ilgili yapmamız gereken şeyler nedir? İşte bunlar da biz sizden ne bekliyoruz? Şeffaf olun diyoruz, verimli olun diyoruz. Daha sonra detaylı konuşacağız. Çünkü şeffaf olamazsanız düzgün iletişim olmaz, verim olmaz. Topyekün verimlilik olmazsa karınız olmaz, hırpalanır, kurumun sürdürülebilirliği olmaz. Yaratıcı olmasanız yeni şeyler yapamazsınız. Ekip çalışması olmasa hiçbir şey yapamazsınız. Eğer ekip çalışmasını düzgün yapamazsak, ana konu budur. Sinerji yaratmak, inovasyon, büyük verimlilik, içimizdeki potansiyeli çıkarmamız mümkün değil. Bu devirde ekip çalışması yapmayan ekiplerin başarılı olma şansı hiç yok. Eğer lider bunun tersini anlatıyorsa, ben her şeyi bilirim, ben yaparım, orta akıla ihtiyacım yok benim diyorsa, unutun bu sistemi. Bu sistemler hep kabristanda. Bundan sonra hep kabristan bu sistemi dolu olacak. Dolayısıyla şeyin temeli aslında, yaratıcılığın, inovasyonun, sinerjinin temeli ekip çalışması. Benim konuşmam da bir yerde, her ne kadar başka başlıklarda olsa bile buna değineceğiz. Evet, şimdi öbür slayta geçelim. Şimdi burada bir örnekle başlıyoruz. Mesela personel politikamız nasıl olsun? Neden böyle olsun? Burada Jack Welch'in söylediği bir şey var. Ben diyor, bir insanların kurumun değerlerine uyup uymadığına bakarım. Çünkü bu bir anayasa. Bu anayasayı habire ihlal eden kişiler, bu anayasa çerçevesinde yaşaması zor. Diğer taraftan bizim yetenekli kişilere ihtiyacımız var. Bunları geliştirmemiz lazım. Bunlar da işte iyi satacak, iyi üretecek, verim sağlayacak, kar edecek. Bunlara ihtiyacımız var. Ama bu ikisi birden olması lazım. Dolayısıyla bizim esas oturtmaya çalıştığımız nokta, gördüğünüz gibi çok değerli dediğimiz, hem kurum kültürüne çok bağlı, kurum kültürünü pekiştiren, destekleyen ve bu değerler içinde insanların çalışmasına gayret eden liderlere ve çalışanlara ihtiyacımız var. Hem de başarılı olan, işte başarılı olmada da biraz sonra anlatacağım ama bu bağlamda hemen bir cümle söyleyeyim. Yetenekli kişilerin yetenekli olduğu noktalarda geliştirilerek başarılı olması mümkün. O ikisini birden sağlamak. Aslında konumuz da bu. Peki onun dışında hem kurum kültürüne uymayan hem de yeteneği olmayan, daha doğrusu belki yetenekli de o işte yeteneği olmayan insan ne yapacağız? Dün işten çıkarmış olacağız. Bugün değil, dün. Çünkü o insanlar hem kurumun çalışmasını, ekip çalışmasını, insanların birbirine güvenmesini engelleyen şanzımandaki çakıllardır. Bir de şey yok, zaten çok getirisi yok. Ama tehlikeli olan şu, şimdi çok başarılı, iyi bir satıcı, iyi bir mühendis ama arkadaşlarla geçinemiyor. Onunla geçinemiyor. Onun önünü kesiyor. Onun hakkında dedikodu yapıyor. Ne yapacağız bunu? Jack Welch diyor ki onu da hemen at. Çünkü diyor siz kurum kültürünüzle bir mesaj veriyorsunuz çalışanlara, müşterilere. O adam o mesajların tersini veriyor. Milletin kafasını karıştırıyor. Ve kendisi başarılı olurken diğerisinin başarını engelliyor. Ekip çalışmasını önlüyor. Hemen atın diyor. Aslında bu insanları kurum kültürüne uyduramazsak atılması lazım. Şu alt taraftaki kişiler
çok başarılı değil belki ama kurum kültürünün değerlerine sahip. Onlarla ne yapacağız? Onların gerçekten yetenekleri yetersizse yeteneklerinin olduğu bir yere taşıyacağız. Biraz daha eğiteceğiz. En az orta çap tatmin edici bir başarı elde ederse tutacağız. Çünkü onların fazla tahribat etmesi, fazla zarar vermesi yok. Ama getirisi de yok. Onları getiri yapar hale getirsek tutacağız. Neyse onlardan da ayrılacağız. Evet, bunu şimdi kurum kültürü değerleri ve diğer değerleri böylece konuşmuş olduk. Evet, bundan sonraki slaytımıza geçelim. Evet, şimdi burada ben hep Stephen Covey'den anlatıyordum. Gelecekte de çok anlatacağız. Çünkü son zamandaki management kitaplarının temelinde Stephen Covey'nin bulguları var. Farklı farklı anlatılıyor. Şimdi Malik diye bir İsviçreli profesör var. Almanca konuşulan yerde en popüler profesör. Çok net ve yalın anlatıyor. Çok derin bilgisi de yok işin doğrusu Stephen Covey kadar. Ama o şöyle tanımlıyor. Diyor ki bir yöneticide bulunması gereken özellikler, birincisi diyor güven ortamı yaratması lazım. Konuştuğumuz şey kurum kültürü, güven ortamını yaratması lazım. Bu kültürü sahiplenmesi lazım. İki, pozitif düşünmesi lazım diyor. Aslında ben bunu duyuyordum ama içselleştirmemiştim. Bu kitabı okuduktan sonra içselleştirdim. Çünkü pozitif düşünmeyen insanlar, ya bu olmaz, bu olmaz, o zor, orada risk çok. Bunu diyen insanlar lider olabilir mi? Olmaz, çünkü netice sıfır. Peki yanlış olsa bile bu yapılır, yapacağız. Tabii yapılır değil mi? Hayal olmaması lazım. Yapacağım, bu olur diyen insanların çoğu başarılı oluyor. Yani siz bunun olur dediğiniz andan itibaren şartlanıyorsunuz onu oldurmaya ve orada başarıya gidiyorsunuz. Tabii ki her şeye evet yaparız denmez. Hesap kitap lazım, düşünmek lazım. Elimizdeki enstrüman, mali yapımız veya çevremizdeki insanlar, danışmanlarımız, bu bizi destekler mi? Bunları hesaplamak lazım. Ama neticede pozitif düşünmek başarıya götürür. Pozitif düşünen insanların çoğu başarıya gidiyor. Negatif düşünen insanların başarıya gitmesi mümkün değil. Dolayısıyla matematiksel olarak gerçekten pozitif düşünmek önemli faktör. Hedef koyma, stratejik planlar yapma. Bu kavramı işliyor. Bunu biliyorsunuz. Stephen Covey buna şey diyor, scoreboard sistemi. Yani bir yerde insanlar ya çalışalım, başaralım, koşalım, öyle şey yok. Hedef koyacağız. Yapacak mısın? Şunu yapalım. Ne zaman? İşte bir şey koyacağız. Devam edeceğiz. Her şeyi neticeye göre odaklamak lazım. Yani bizim her yaptığımız, her çalışanın yaptığı mutlaka firmanın karını etkileyecek bir şey olması lazım. Bir bekçi, bir herhangi bir sekreter yaptığı her adımda şunu bilmeli ki ben bu şirketin karına katkı sağlıyorum. Netice. Neden? Kemal Şahin zengin olsun diye değil. Çünkü bu kurumun sürdürülebilir olması için kar etmesi lazım. Kar olmayan kurum yatırım yapamaz, teknoloji alamaz, dolayısıyla istihdamını sağlayamaz, insanları mutlu edecek primi veremez, maaşlar artıramaz, işçi çıkarmak zorunda kalır. Dolayısıyla her insan kendi kurumunun gerçekten neticesinin iyiye gitmesi için çalışması lazım. Dolayısıyla yöneticinin, tepe yöneticisinin, alt yöneticinin görevi her insanı, vektörünü kâra doğru yönlendirmesi lazım. Yapılan her davranışta bu olması lazım. Buna bir örnek vereyim ben. Garanti Bankası'ndan bir şeyler geldi, üst düzey yöneticiler. Şey dedi, elinde böyle arkası yazılmış kağıtlar kullanıyoruz dediler. Garanti Bankası karar almış. Oysa para dolu Ferit Şahin'de yani. Adam parayı nereye koyacağını bilmiyor. Restoranlara dağıtıyor, medyaya gidiyor, bilmiyoruz başka nerelere götürüyor. Para dolu ama bak o banka bile 2-3 milyar kazanan kağıdın, kullanılmış kağıdın arka tarafını kullanma metodunu koyuyor. Bu ne kadar katkısı yapar bilmiyorum. Mutlaka 1 milyar değil ama bu anlayış her çalışanın ya masraf ayağında katkı sağlayacak, ya satış ayağında daha iyi satacak, daha çok odaklanacak, ya üretim ayağında verimli artıracak, ya yenilik ayağında herkesin bu firmanın sürdürülebilirliği, ülkesine, çünkü bizim karımız sırf bize kalmıyor. Vergiler ödüyoruz, algılar ödüyoruz, bilmem SSK'yı ödüyoruz, yani sistemi besliyoruz. Aslında bu tür firmalar Türkiye'yi besliyor, dünyayı besliyor. Bu bilince bütün çalışanları oturtması lazım.
Evet, bunlar yeni şeylerdi. Tabii çok önemli işlere odaklanmak, en first thing first, en öncelikli meselelere odaklanmak menajmenin ana şeylerinden birisi. Ve bir de bir şey daha söyleyip buna tekrar döneceğim. Bir de o Çağlar Bey'in şeyi, insanların yeteneğine göre iş vermek, yeteneklerine odaklanmak. Bunlar çok önemli. Çünkü yeteneklerini çok fazla alırız. Daha sonra alacağız. Şimdi ben hedef koymaya geçiyorum kısaca. Evet, hedef koymada smart formül dediğimiz bu, şuna dikkat edeceğiz. Bunu aslında biz yapıyoruz kurumsal olarak. Hedef her şeyden önce çok az, çok etkili hedef verilir. Bir konu, iki konu, belki üçüncü konu firmanın gelişmesi, insanın gelişmesi, insan gelişmesi olabilir. 2-3 konu. Biraz sonra anlatacağım. O 2-3 konunun getirisi aslında firmaya diğer 20 konudan çok daha fazladır. Yani genelde bunu bulunmuş, bunu biraz sonra göreceğiz. Böyle önemli 2-3 konu bulup burada iyileşirseniz sizin karlılığınızın %60'ını 70'ini etkiliyor. Buralara odaklanın. Her şeye odaklanmıyor insanlar. Diğer taraftan çok marjinal getirisi olanlarla da çok uğraşmaması lazım. Onu alt kademeye verip onlara yaptıracaksınız. Dolayısıyla hedef spesifik olması lazım. Hedef ölçülebilir olması lazım. Hedefi aşağıdaki de getirir, yukarıdaki de verir. En ideali oturup konuşmalar lazım. Ama ölçmemiz lazım. Kardeşim yapacaksın ama ne kadar yapacaksın? Kaç yapacaksın? Hangi ayda kaç yapacaksın? Hadi bakalım konuşalım. Az çok pazarlık edip oturtmak lazım. Herkesin ikisini takip etmesi lazım. Veren, alan takip etmesi lazım. Teşvik edecek kadar yüksek olması lazım. Çıta yüksek ama yakalayacağımız noktada olması lazım. Realistik, tabii yapılmayacak hedefi verip uğraşmamak lazım. Yapılabilir bir hedef olması lazım. Ve time-based dediğimizde zaman, hangi zamanda yapacaksın? Birinci ayın sonuna kadar mı? 6 ay sonra mı bitireceksin? Bunu vermemiz lazım. Şimdi bu hedefi hedefleyerek insanların ciddi bir motivasyonla sorumluluk alması anlamına geliyor. Sorumluluk alma ve sorumluluk verme aslında ciddi bir motivasyon. Bunu sonunda anlatacağım. İnsanları motive eden, o yolda koşmak hayata anlam veren, sırf kurumunu başarıya götüren, kendi bölümünü başarıya götüren değil, yaşama da bir anlam veren şeydir. Çünkü bir yerde karşılıklı bir güven ilişkisi vardır. Evet, şimdi bundan sonraki çarta bakalım. Şimdi biraz önce bahsetmiştim, Pareto analizi dediğimiz ya da Pareto sistemi dediğimiz, bunu zannediyorum 100 yıl önce bir İtalyan ekonomist buluyor. Bakıyor ki İtalya'da insanların %20'sinin serveti %80'i kadar var. Yani %80 servet %20'de, %80 insanlarda da %20 servet var. Aslında şimdi baksak Türkiye'de de öyledir büyük ihtimal. Bu 3 aşağı 5 yukarı öyle. Ama bu sırf servette değil. Bakın müşterilere bakın. Biz dün evvel gün toplantılar yaptık. Hatırlayın. Bilgiyi getirenler de hatırlasın. Bizim masada olanlar da. Her yerde aynı şey geçerli. 10 müşteri getir, 2-3 müşteri. İşte en basit örneği Bayram Bey'in örneğini. O son onunla görüştük herhalde. Orada 2 müşteri, 3 müşteri. Geriye 10 müşteri var. O 2-3 müşteri %70-80. Diğerlerinde de öyle. Dolayısıyla hakikaten bakıyoruz müşterilerde, tedariklerde, satışta, yani hep bu sistem çalışıyor. Bunun için söylüyorum. Bu bir odaklanmadır, hedef odaklanma. Bu bir kaldıraç etkisidir. Yani siz bir koyup beş alma metodudur aslında. Siz firmanın %50 karını etkileyecek bir müşteriniz varsa ona odaklanmamız lazım. Bizim şimdi Akın Bey'in, Akın Şahin'in Vestino firmasına, orada da bunu görüyoruz. Orada da mesela şeyi araştırıyoruz, 60 bin müşterileri var, yanılıyorsam söyle, 60-70 bin analiz ediyorlar. 60 bin müşterinin zannediyorum 2 bin tanesi A müşteri analiz ediyorlar, 2 bin tanesi cironun %70'ini yapıyor. Dolayısıyla siz 2 bine odaklanırsanız o firmadan belki onları 2'ye katlayacaksınız, diğer 68 bini hamballık. Ha, onları yapmayacak mıyız? Başka bir şey, onları da yapmak lazım. Başka bir şey diyeyim, etrafınızda arkadaşlarınıza bakın. 10 tane arkadaş sayın. 10 tane arkadaşın, hadi 20 arkadaş diyelim, biraz artıralım. Büyük ihtimal 2-3 tanesi sizi dinler, derdiniz olduğunda gider. Hakikaten bir derdinizi anlatırsınız, bir tavla oynarsınız, bir şey yaparsınız. Dikkat ederseniz size katma değer yapan,
ilgilendiğiniz arkadaş sayesinde. Ama siz arkadaş hepsine birden aynı muamele yaparsanız öbürünü ihmal etmiş oluyorsunuz. Demek ki çok az faktör çok önemli sizin için. Bu önemli faktörlere odaklanırsanız elde edeceğiniz verim 3 misli 5 misli. Onun için yöneticiler buna kaldıraç etkisi diyoruz. Bu tür kaldıraçlarla yukarıdan aşağı insanlar az emekle büyük neticeye ulaşabilirler. Hatta çok büyük neticeye ulaşacaklar işlere odaklanabilirler. Az neticeye olan, hamballık yapan, ikiye bir bilgisayara bakıyorsun, bir mail düşüyor, bir daha düşüyor, bir daha birisi geliyor, o derken günler gelip geçiyor. O açıdan hedefler, en önemli stratejik hedeflere odaklanmak çok önemli. Bunlar komple sistemi başarıya götüren olaylar. Evet, şimdi yetenek konusuna geldik. Aslında yeteneksiz insan yoktur aslında. Hep yetenekli de insan yoktur. Orada çok bir hata yapıyoruz. Tabii yönetimde bazıları başarılı, bazıları müzikte başarılı, bazıları ince iş yapmada, bazıları şarkı söylemede, bazıları bilmiyorum organizasyonu iyi yapar, bazıları yazı iyi yazar, bazıları iyi okur. Herkesin yeteneği vardır yani. Bu şey değil. Ama sizin insanı koyduğunuz yerdeki işte yeteneği az olabilir. İşte yeteneği az olan insanı aldığınız zaman hakikaten onu da geliştirirsiniz ama ona verdiğiniz emek, yani 10 saat ders verirseniz alacağı %20'dir. Yeteneği olan bir kişiye 2 saat ders verdiğiniz alacağınız 10'dur. Ama daha şeyi, o işin içine girdiği zaman yeteneği bulunan sahaya muazzam zevk alır. Ve koşar. Ve çok hızlı öğrenir ve çok 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 büyük başarıları elde edebilirsiniz. Dolayısıyla burada sanat, yöneticinin sanatı, herkesi yeteneğine göre bir işe vermeniz lazım. Motivasyonun kaynağı da bu. Motivasyonun kaynağı, insanın yeteneği varsa, yeteneği olduğu bir işse, o işte vaktin nasıl geçtiğini bilmez. Ben yanımda çok çalışanları biliyorum. Kovamıyorsun, akşam 6'da 7'de bile çalışıyor, hiç yorulmuyorlar. Ve yeteneği olduğu konuda insan yorulmuyor aynı zamanda. Çok keyif alıyor. Günün nasıl geçtiğini bilmiyor. Yeteneği olmadığı konu olursa da çok sıkılıyor, sağa solu meşgul ediyor, konuşuyor veya çıkıp gidiyor. Dolayısıyla insanları doğru yere yerleştirmek lazım. Tabii yeteneği olanı da geliştireceksiniz ama az bir emekle geliştirebilirsiniz. Öbürlerinde çok uğraşsanız bile orta çapı anca bulursunuz. O açıdan yetenek yönetimi çok önemli. Aristo diyor ki bu yetenek konusunda, biz diyor filozoflar toplumda bir sorun görürsek, o sorunu çözecek yeteneği biz kendimizde bulursak göreve davet ediliriz diyor. Kendi kendilerini davet ederiz. Yani göreve sarılırız. Yani demek ki filozofların bazı olaylar çözme şansı var. Toplumdaki sorunları görüyorlar ve şu bildiğimiz felsefeyi oradan üretiyorlar. Onların yeteneği var. Herkes tabii onu üretemez. Evet, şimdi ekip çalışmasını aslında konuşmak istiyoruz. Bence işin özü o. Fakat ekip çalışmasını yapabilmek için bazı özellikler lazım. Onun için o özelliklere geçiyoruz. Birincisi, firmada çalışanlar eğer ekip olarak çalışıyorlarsa bunlar beraber çalışırken, hatta bütün firmada çalışanlar, hatta iş yaptığınız bütün ortaklar gerçekten karşı tarafı düşünmesi lazım. Elde edeceğimiz şeyi paylaşacak durumda olmamız lazım. Yani yapılan işte herkesin karlı çıkacağını bilmemiz lazım. Bir kazan kazan anlayış olması lazım. Tabii Nasrettin Hoca burada kazanı ilk önce getiriyor, fazlasıyla veriyor. Bu resimde gördüğünüz gibi. Tabii sonra almaya gittiği zaman kazan yok. Tabii böyle paylaşım olmaz. Fazladan da verilmez, fazladan da alınmaz. Dolayısıyla o sisteme ne diyoruz? Kazan kaybet, kaybet kazan. Kazan kaybet, kaybet kazan. Sonunda kaybet kaybede dönüşüyor. Çünkü bir taraf zararlı çıkarsa, hep bir taraf kazanmaya kalkarsa, öbür taraf yo diyor, dur ben seninle iş yapmam, bitti. Dolayısıyla aslında dönüp dolaşıp ne kalıyor? Kazan kazan ya da kaybet kaybet. Kaybet kaybet yapan insanlar da var. Çok hırslı, çok öfkeli insanlar. Bazen diyor ki, ya diyor şu adam parası olmasın, benim de olmasın ya diyor. Yeter ki şu adam parası olmasın. Şu adam kazanmasın. Ben de gideyim onunla beraber. Hatta biz beraber batalım. Ama o batsın, onu bir göreyim. Arkasından ben de batayım. Yani bu kadar şey ahmakça düşünen insanlar toplumda çok.
Özellikle ayrılan karı koca birbirlerine o kadar zarar veriyorlar ki. Verdikleri zarar çocuklara gidiyor aslında. Ama çocuğu mocuğu düşünen yok yani. Kimisi daha ileri gidiyor tabii. Adam gidip çocuğun önünde karısını öldürmeye kalkıyor. Yani bu kadar tahribat, karısını öldürürken çocuğu da öldürüyor. Yani çocuğu psikolojikman öldürüyor. Anne baba katil, o da gidecek. Çocuğu da düşünen yok. Dolayısıyla kaybede zaten hiç girmemek lazım. O tamamen öfke, kendimizi kontrol edemediğimiz hallerdir. Evet, devam edelim. Şimdi kazanı sağlamak için gerçekten birincisi muazzam bir güven olması lazım. Başta kurumsal kültürü anlatmamızın sebebi de o. Güven olmadan, insanlar birbirine güvenmeden, ya benim hakkımı düşünür, benim yerine kendini koyar demeden kazan kazan olmuyor. İkincisi, bir şeye daha güvenmesi lazım insanların. Beraber açıkça çalışırsak pastayı büyütebiliriz. Aslında ekip çalışmasının amacı budur. Pastayı büyütmenin yolu el ele tutup şey yapmak. Büyüyen pastaya herkesin payı artacaktır. Onun için kazan kazan çok önemli. Yani hem müşteriye, tedarikçiye, arkadaşlarımıza böyle yaklaşmak lazım. Aslında ben kazanayım, başkası kaybetsin. Yeter ki ben kazanayım, çok kazanayım. Bu mantıkla uzun sürdürülebilir bir başarı olması mümkün değil. Toplumda hakikaten pastayı çoğaltacak mekanizmalardan birisi kazan kazandır. Evet, şimdi ekip çalışmasında bu çok lazım. Ama ekip çalışmasında lazım olan başka bir şey daha var. Bugün bunun bir küçük örneğini de gördük. Muazzam bir iletişim içinde olmamız lazım ekip çalışma için. Onun için bundan sonraki şeye geçmeyi istiyorum. Sonra tekrar buraya dönelim. İletişim, komünikasyon. Karşı tarafı dinlemeden, onun fikrine saygı göstermeden ekip çalışması olmaz. Kazan kazan düşüneceğiz ama herkes herkesi dinleyecek. Burada Kızılderililerin bir çubuk meselesi var. Onu anlatmıştım ama uzatmayayım, konferans uzatmasın, anlatmayayım. Kızılderililer de sorunlarını çözerken çubuğu eline veriyorlar, anlat derdini, sonuna kadar anlatıyor. Herkes derdini sonuna kadar anlatıyor. Anlattıktan sonra sorunların çoğu çözülüyor, otomatikman. Şimdi dinlemenin iki tane önemli faktörü var. Bakın, insanların kalbini kazanmak istiyorsanız kalpten insanı dinleyin. İnsanları tam dinlerseniz insanlar deşarj olur, rahatlar. Ya bir program anladı beni ya, anladı bak. Bak, kadın işte anlamam için uğraşıyor, bir anlasak diyor. Anladı beni, benim derdimi dinle. Zaten derdinizi, geçen gün Tarkan Bey öyle söyledi. Nerede Tarkan? Ya dedi, bir takım şey, serbest bölgede sorunlarda, ya sorunlar olan geldiği zaman, ya ilk önce bir dinlersek sonuna kadar sorunun çoğu çözülmüş oluyor. Adam mutlu, bu bile yetiyor adama diyor. Dinlemek aslında karşı tarafa nefes aldırmaktır. Çok önemli. Fakat dinlemek iletişimde, şimdi onun bir İngilizcesi var. You have to be understand, to be understood diyorlar. Yani sen karşı tarafı anlatamadan derdini anlatamazsın diyor. Karşı tarafı anlamadan. İkinci faktör, ya karşı tarafın derdi al, senden ne dinleme istiyor? Onun durumu ne? Pozisyonu ne? Sorununda bakışı ne? Onu bilirseniz siz o sorunu çözebilirsiniz. Siz de onun üzerine iki cümle söyler. O da sizi dinler. Yani o zaman çözüm üretiyorsunuz. Dahası güven ortamı yaratıyorsunuz. Güven ortamı yaratmak iletişimin hem çimentosudur hem de en hızlı iletişim kanalıdır. Çünkü bir insana güven verdiyseniz ya da ondan güven aldıysanız karşılıklı hesap yatırıyorsunuz. Kontolarında güven hesabı var. Güven olan bir yerde sorgulamıyorsunuz. Düzgün algı oluyor. Size küfretse bile onu pozitif algılıyorsunuz. Ya bu benim dostum, ben güveniyorum. O kötülüğü olmaz. Tersi de güven olmazsa iyilik yapacak bir cümle söylersiniz, küfür gibi algılar. Onun için güven ortamını yaratmak her zaman iletişimde de çok önemli bir araçtır. Yani toplumdaki sorunların %90'ı iletişimsizlik sorunudur. Dolayısıyla ekiplerde de
Hak eden herkes herkesi kalpten maksimal dinlemesi lazım. O zaman çok aykırı olan insanların size ters gelen fikirlerine puan vermeye başlarsınız. Onları dinlersiniz. Zaten yaratıcılığın temeli ne kadar farklı fikir olursa, havuza ne kadar farklı fikir atarsak orada sinerji vardır, orada yaratıcılık vardır. Bu sinerjiyi de unutmayın arkadaşlar. Bakın ben kendim yaşıyorum. Bir fikrim var, tam emin değilim. Asistanıma soruyorum, biraz daha emin oluyorum. Bir kişiye daha soruyorum. Dört kişi bir araya geldi mi o fikrinden çok farklı bir şey çıkıyor. Üç misli, beş misli daha iyi. Bu hep böyle. Ya da bir iyileştirme yapacaksınız ya da bir finansman olayı var. Bir kişiyle konuşun, tıkanıyor. İki de olmuyor. Üç dört kişi ilgili ne kadar adam bulursanız bir bakmışsınız sorun çözülmüş gidiyor. Akıp gidiyor. Onun için ekip çalışacak altyapıyı da olmanız ve farklı fikirlere tahammül etmeniz, sevgiyle, saygıyla beklemeniz ve ortak fikir, ortak akıl üretmeniz, neyse yapacağınız iş, o işte mükemmeli bulmanız, daha çok almanız, bir koyup beş almanız, yüz almanız, bin almanız mümkün. Dolayısıyla izole olmuş, silo gibi, silo kafalı insanlar genelde başarısız amuta çok zeki olmalarına rağmen sağına soluna sormadan işi ben bilirim diyen, her şeyi kendi yapmaya kalkan insanların büyük kurumları yönetmesi, bütün insanların sinerjisini ortaya çıkarması mümkün değil. Aslında ne dedim? Biz ortak akıl, bütün içimizdeki potansiyeli çıkarmanın yolu da, ana platformun bir tanesi de bu, bir araya gelip akıl akıldan üstündür deyip akıllarımızı bir araya havuz atıp devam etmemiz. Devam edelim. Evet, şimdi iletişimde bir olay daha var. Bunu da anlatayım. Bunu bilmeniz lazım net olarak. İletişimin %60'ı beden dili. Şimdi siz benim konuşmama büyük ihtimal çoğunu beğeniyorsunuz ve severek dinliyorsunuz çoğunu. Ama bu mesajı benim anlatış tarzım lazım, beden dilimden. Anlatış tarzım benim bu fikre ikna olduğumu size veriyor. Ağzımdan çıkan kelimeler var ama topyekün benim anlatış tarzım sizi ikna edici oluyor. Çünkü %60 ben size bedenimle mesaj veriyorum. Geriye kalan üçü de dikkat ederseniz kelimeler üzerine basarak duruyorum. Bazı kelimeleri tekrar ediyorum. Kelimeyi söyleyiş tarzım. Kelimenin içi %10. Bakın yazılı iletişimlerden ki yanlış anlaşmaların temeli budur. Bakın dikkat edin. Bundan sonra dikkat edin. Öfkeli olduğunuz bir zamanda size bir mail gelsin. İyi niyetli olsanız bile büyük ihtimal o mail size küfreder gibi gelir. Veyahut da birisiyle bir sorunuz var, öbüründen bir şey duydunuz. Onu büyük ihtimal onu da yanlış anlarsınız. Onun için hassas konularda açın telefonu, en az %40'ını sağlarsınız iletişimin ama bir araya gelin. Bakın bir araya gelin, birisi konuşsun, öbürsü bir dinleyen olması lazım. İki kişi bir araya gelin, birisi dinlemesi lazım sonuna kadar. Yoruluncaya dek. Biraz da duyar konuşayım bir daha. Tamam dinle. Yoruluncaya dek dinleyin bakın. Çözülmüştür sorun. Bitti. Belki iki cümle söyle. Bak işte bir de benim bir cümlem var. Sen de ister dinle ister dinleme. Ben seni anladım de. Dolayısıyla gerçekten fizikman iletişim ciddi sorunlarda insanlar bir araya gelmesi lazım. Bir araya gelirseniz gerçek komünikasyonu sağlarsınız. Aksi halde yanlış anlaşmaların çoğu sebep budur. Evet geçelim. Şimdi bu dijital çağla ilgili bir şeyler söyleyeceğiz. Dijital çağ, internet çağı, bilgi çağı, bilge çağı artık bunlar bir gerçek. Ve geleceğimizi çok şekillendiren gerçek. Bunlar her şeyden önce bilgi küpü, bilgi deposu. Bakın bilgisiz internet olmadan düşünebilir misiniz? iPhone. Bilgi, her şeye ulaşıyorsun, sözlük. Eskiden ben iki tane sözlüğü alırdım, üç tane, bir Almanya bir şey, kullanması zor. Şimdi iPhone'da baktım 40 tane sözlük var. Bakıyorsun, açıyoruz hemen. Bak şu çalışmada bile hemen bastık. Hatta konuşuyor da sözlük. Bilgi deposu. Eskiden böyle bir kütüphaneye taşıyacak kadar iPhone'da bilgi var. Dolayısıyla bunu kullanmak zorundayız. Ne kadar kullanırsanız o kadar veriminiz artar. Verimlilik için çok önemli. Şimdi bir örnek, unutmamanız için bir örnek vereceğim. Kitaptan okudum. Şimdi büyük bir, ismini bilmiyorum. Aklımda değil şu anda. İsmini de söylüyor da yazan adam. Büyük bir altın şirketi, altın çıkaran şirket. Tabii bugün bir olay var. O şirket değil herhalde. Bu son zamanda güncel bir olay. Ve şeyi
Şirketin mali durumu iyice bozulmuş, altın çıkaramıyorlar ama büyük bir altın yatağı var. Onun yerini biliyorlar, olduğunu çıkaramıyorlar. Yani teknolojisi yok. En sonunda CEO geliyor, diyor ki, ya diyor şunu internetten bir akıl alayım. Ve şeyi tanımlıyor, açık artırmayla diyor ki, bu şeyi bana bunu çıkarma teknolojisini bulana $100,000 vereceğim. Çıkarıyor, bütün bilgileri seriyor. Çoğu diyorlar ki, deli misin sen, bütün sırlarımızı veriyorsunuz, projelerimizi veriyorsunuz, patron olur mu falan. Yok diyor, adam düşünüyor çünkü ya batacağız, deneyim ya, batmadan önce biz bunu deneyim. Ve 2000 kişi, 2000 tane mühendis başvuruyor. İnternet, dünya çapında. Kimisi Amerika, kimisi Brezilya'da, kimisi Türkiye'de. Ve hakikaten bir tanesi bunu buluyor. Çok basit çıkarma düzenini buluyor. Çıkarıyorlar ve firma iflas etmekten kurtuluyor. Öbür adamın primini alıyor. Şimdi dünyadaki danışmanı bir anda kullanıyorsunuz. Bu güzel bir örnek. Her şey için internette nerede, dünyanın hangi köşesinde danışman varsa kullanmanız lazım. Yani orta akıl üretmek kendi ekibimizde, firma içinde değil, internette dünyayla da orta akıl kullanabiliriz. İnternet bunun için çok kullanmamız lazım. Bakın aklınıza gelen her soruna cevap verecek insanlar vardır. Burada işte bilge çağının platformu bana oraya internet. Akıl küpü. Oraya gideceksiniz, bilginizi alacaksınız. İkincisi, interneti iş modeli olarak kullanabiliriz. Bakın internet üzerinden, dijital üzerinden Google zengin oldu, YouTube, Facebook, ondan sonra başka bilmem Amazon, başka aklımıza gelen. Şimdi dünyanın en zengin şirketleri o internet çağının şirketleri. Demek ki internet çağında iş modelleri geliştirebiliriz. Buralardaki iş modelleri çok hızlı gelişiyor. Çünkü dünyayla bir anda düğmenin öbür ucunda dünya. Yaptığınız her işte dünyayla iletişimdesiniz. Onun için hakikaten iş modeli ararken inovasyon açısından bu modeller çok önemli. İnternete işte biz orada bir yerlerde flört ediyoruz. Üçüncüsü, müşterilerinizi ve tedarikçilerinizi oradan buluyorsunuz. Mesela Mega Saray'da örnek vereyim. Mega Saray'da bizim müşterilerimiz bizi yönlendiriyor. Ve satış yapıyoruz, eksiklerimizi söylüyorlar, ranking yapıyorlar, internetten ranking yapıyorlar, bir sürü firmalar ranking yapıyor. Dün Deniz ve Okan Beyler tanıttılar, bizim yerimiz nere? Bunu internet şirketleri yapıyor hep. Kendi pozisyonunuzu öğreniyorsunuz, iyileştirme potansiyelini öğreniyorsunuz, tedarikçilerinizi de yapabilirsiniz. Bir de bir şey daha var, internet çok şeffaf, hiç kandıramazsınız. Çünkü bir yalan söyleseniz 40 tane müşterileriniz onu hemen o da atıyor, hayır diyor, yalan bu. Tedarikçi yalan. Sizi şeffaflaştırıyor aynı zamanda. Dolayısıyla internet gerçekten inovasyon, iş modeli, verimlilik, müşterilerimiz açısından, kendi pozisyonumuzu geliştirme açısından çok önemli. Bu konulara dikkat etmemiz lazım. Şimdi internet çağında insanlar, bunların hepsi bilgi işçisi, beyin işçisi. Bu tür sistemleri bir otoriter yapıyla yönetemezsiniz. Burada İnsanların saatini ölçeyim, çalışmasını ölçeyim, talimat vereyim, bana rapor getirsin, olmuyor bu işler. Burada bir yerde otonom çalışanlar, kendi başına yönetenler, o da tartışılıyor ki şefsiz yönetim, ekip çalışması, bir araya gelip demokratik yönetim gibi yönetimler tartışılıyor. Çünkü bu tür yaratıcılığı göremiyorsunuz. İnsana ne kadar çalıştığını bilemiyorsunuz. Bazen insan yan gelmiş yatıyor bir yerde ama fikir üretiyor. O açıdan Bu tür insanlara, bu tür yapılara karşı da klasik bir yönetim tarzıyla yaklaşmamak lazım. İnsanların özgürlüğünü bırakmak lazım. Kendi yaratıcılıklarını kullanması sağlamak lazım. Hem o insanlar o yapıda mutlu olup hem de daha üretken bilgi işçileri, bilgi ırgatları olur. Şimdi burada benim iletişimi konuştum. Konuşacağım bir iki konum daha var. Sonuna geldik. Güçlü yönlerini kullanalım dedik. Ben insanların zayıf yönünde de bir şey söylemek istiyorum. Her insanın bir güçlü yönü olurken bir zayıf yönü de var. Özellikle çekingen insanlar bazı konularda çok iyidir, bazı konularda zayıftır. Şimdi insanlar zayıf yönlerini sorgulaması lazım. Ve zayıf olan yönlerini deşifre edip sorgulaması lazım. Zayıf olan yönü olduğu için aşağılık kompleksine girmemesi lazım. Aşağılık kompleksinin ana nedenleri insanların kocunduğu bir zayıf tarafı vardır. Ve bu genelde iletişimde agresyon olarak dönüyor. O konulara girdiğiniz zaman doğru düz konuşmuyor, bakıyorsunuz uçuyor, başka bir şey yapıyor. Yani dolayısıyla sistemi bozuyor aslında.
Mesela ekip çalışmasında birinin zayıf yönü, onunla ilgili bir şey oldu, hemen orada parlıyor, bir şey yapıyor. Dolayısıyla insanların zayıf yönü olması doğal. Güçlü olma yönü olduğu gibi o da doğal. İkisinin doğallığına da inanmak lazım. Aynı şey bu şey için de geçerli. Bir şeylerde, erkeklerde de var. Bu da bayanlar için örnek vereyim. Bayanlarda görsel daha rahat görüyoruz. Çünkü saçlarıyla falan hızlı oynuyorlar. Şimdi bayanların da kadın illa sarışın özeniyor. Sarışın birisi, sarışın yapacak saçını. Bir sarışın, bir gocunlu bir şey var. Oysa esmer de güzel. Esmer olduğunda belki daha güzel. Bak ben çok karşılaşıyorum. Ya kadın doğallığını bozup başka biri diyor. Biz de erkeklerde de yapıyoruz bunu da. Yani saç örneğini verdiğim için. Aslında bir başkasına özenme ya da başka bir içinde başka bir şeyler var. Zayıf olan, onu o noktaya iten bir şey var. Onun için insanlar farklı olmaya çalışıyor. Farklı olduğunuz zaman stres başlıyor. Onun için o farklı olamadığınız noktalarda o stres dışarıya negatif enerjiyle yansıyor. Oysa kişi olduğu gibi eksik yönünüzü kabul etseniz, ya ben şu konuda eksiğim ama şu konuda iyiyim, bitti. Bunu deseniz rahatlıyorsunuz. Pozitif enerji salgılıyorsunuz. Yani size gelen o negatif noktalarınıza dokunan şeylerde hakikaten sorunlu bir davranış yaparak hem etrafınızı rahatsız ediyorsunuz hem de çok hoş bir insan olmanıza rağmen negatif bir algı yaratıyorsunuz. Onun için bence bunu da sorgulamak lazım ve insanlar yaratılışıyla olduğu gibi yaşamak lazım, barışmak lazım. Aslında herkesin, her oyun bir alıcısı vardır. Onun için korkmamak lazım. Özellikle kadınlar ve erkekler için söylüyorum. Karşı cinse yaklaşım açısından. Evet, şimdi bir de motivasyon, demotivasyonu konuşuyorum. Bu da konuşacağım son konu. Şimdi motivasyon nedir? Bir soru sorayım size. Motivasyon şudur deyip var mı cevap vermeyesen? Bir iki tane cevap verin. Yok, cevap veren yok. Beklediğimiz gibi. Ha. Evet Tamer, fıkramı anlatacağım, motivasyonumu söyleyeceğim. İnsanı harekete geçiren güç. Güç. Güzel. Başka? Odaklanma. Odaklanma. Evet. Sizde var mıydı bir şey? Yok. Neyse, çok şimdi siz de dinlemeye alıştınız. Şimdi aslında motivasyon, maaş bir motivasyon mudur? Peki. Şimdi peki iyi bir atmosfer motivasyon mudur? Evet. Ondan sonra iyi bir şef motivasyon mudur? Evet. Peki iyi bir şef motivasyon da madem siz iyi bir şefiniz olduğu zaman böyle canla başla çok çalışır mısınız? Evet. Yayın. Tam çok değil. Şimdi arkadaşlar şimdi şu bunu tam bilmiyoruz. Aslında motivasyon Alexander Goat diye bir adamdan okudum. Bu saydığım şeyler ya standardı yakalayan, sizi tutan ya da demotive eden şeyler. O olmazsa demotivasyon başlıyor. Ama o olduğu zaman siz çok çalışmıyorsunuz. İyi bir atmosfer. Atmosfer iyi diye hepiniz at gibi böyle koşmuyorsunuz ki. Koşuyor musunuz? Ama çalışıyor. İyi arkadaşlarla bu firmada çalışırım. Yani iyi standartlar. Şefiniz iyiyse ya iyi şeker gibi adam çalışılır bu adamla ya. Çalışıyorum işte ben de yapıyorum yani. O olmazsa biraz kaytarıyorum ama yine de isterse de yapıyorum mesela. Yani dolayısıyla bir demotive edecek şeyler var. Yani sistemi taşıyan işte maaş, atmosfer, güven, ondan sonra şefiniz, arkadaşlarla ilişkiniz, çevrenizdeki bunlar aslında sistemi koruyan şeyler. Motive eden şeyler değil. Ama bunlar olmazsa demotivasyon başlıyor, firmayı terk ediyorsunuz. Mesela şefinizle anlaşamazsanız demotivasyon başlıyor. Esas motivasyonun temeli şu. Bir, güven ortamı, güven. Karşılıklı güven. Güven olması lazım. Çünkü güven olduğu zaman karşılıklı hesabınız, kitabınız oluyor. Yaptığınız iş yeteneğinize uygun bir iş olması lazım. Esas yaptığınız iş yeteneğinize uygun. Çünkü bak Aristo ne diyor? O, bu kadar kitapları ne yazmış adam? Çünkü yeteneğine uygun mevzuyu buluyor ve ondan hoşlanıyor. Bak da 2000 yıl önce kitaplar yazmış. O yazmaktan zevk alıyor. O sorunu çözmekten zevk alıyor. Şimdi ikincisi sorumluluk vermek. Bir insana sorumluluk vermek iki anlamda güvendir. Aynı zamanda insanın pozitif yöne itilmesidir. Sorumluluk verdiğiniz anda siz onu yapsanız da yapmasanız da diyorsunuz ki ya
Kemal Şahin bana güvendi ya da Okan Bey, Akın bana güvendi. Güven. Güven sizi harekete geçiriyor. Bana güvendi. Bakın size birisi sorumluluk verdiği zaman hırsızlık falan kolay kolay yapmıyorsunuz. Ben hayatımda çok yaşadım. Sorumluluk verdiğim insanlarda hiçbirisi ne parayı aldı gitti ne bir şey yaptı. Tam tersine kıyıda köşede kalan, sorumluluk veremediğimiz, harekete geçiremediğimiz insanlardan oldu hep. Dolayısıyla bir, karakterine güven. İki, ya bana inanıyor. Benim bu işi yapacağımı inanıyor. Ve yetenekli bir insansa bu insan, zaten keyif almaya başlıyor. Sevdiği iş olursa dağları deviriyor. İşte o zaman o insan günün nasıl geçtiğini bilmiyor. Belki rüyasında bile iş yapıyor. Elinden gelse pazar günde gelip çalışacak. Ve esas üretken olan insanlar bunlar. Üçüncüsü söylememiz gereken burada, yani konunun olması, yetenekle uyum sağlaması, sorumluluk vermek, başarı. Şimdi bir de bu çalışmanız neticeye giderse o başarı ilave bir motivasyon. O zaman daha çok koşuyorsunuz. Ve ilginç tarafı, bu şekilde motive olan bir insan eve gittiği zaman hiç yorgun gitmiyor. Dinlenip gidiyor. Ve eve bir sürü pozitif enerji götürüyor. Şunu yaptım, bunu anlatacak bir sürü şeyi var. Dördüncüsü de tabii takdir etmesi lazım. Birinin ya aferin sen bunu yaptın, şu noktaya geldin, takdir etme. Aslında bu dört olay motive ediyor. Ve temel motivasyonun temeli bu. Ama diğer konular olmazsa bu konuya geçemiyoruz, firmayı terk ediyorlar. Diğer konular işin harcı, kurum kültürü bunu sağlaması lazım. Ben şimdi Şahinler Holding'in, buraya bağlayayım, düşünüyorum, soruyorlar. Yani çok bir kapitalim yoktu, hemen hemen hiç yoktu. Ama en çok yaptığım şu oldu. Ben genç yaşta çok insana, bunların çoğu burada aranızda, çoğu insana 24 yaşında, 22 yaşında, 25 yaşında güvendim. Ben de belki o zaman 30 yaşındaydım. Dedim bu işi sen yap. Ya oğlum yap, yaparsın. İşte ara sıra konuştuk falan. Ve sonra çoğu kendi öğrendi. İşi de kendi öğrendi. Aslında tabii şu hataları da yaptım. Belki yetenekleri olmayanlara da verdiğim oldu. Yetersiz olanlara. Ama olumlu yaptığım bu verdiğim şey, insanlara verdiğim sorumluluk, 50 kişiye verdiysem ya da 20 kişiye verdiysem bunlardan 3'ü 4'ü yanlış çıktı. Diğerleri çalışarak açığı kapattılar. Çoğu iyi yönetici oldular. Bu yöneticilerin bir kısmı burada. Buradakilerin 20 misli kadar daha yönetici yetiştirdik biz. Şu anda onların bir kısmı bize Almanya'da mal satıyor. Kimisi başka şirketleri kurdu, kimisi şey yaptı. Demek ki bu temel motivasyon, sorumluluk verdiğiniz anda insanlar kendini de geliştiriyor aynı zamanda. En iyi geliştirme aracı da budur, göstererek değil, deneyerek, ona deneme fırsatı vermen. O açıdan yönetimde deneme, yanılma kültürünü, hata kültürünü de desteklemek lazım. İnsanların bir hatası oldu, şu oldu, bu oldu. Müsaade etmek lazım. Çünkü hata olur. Benim en çok kızdığım şey her zaman, son zamanlarda daha çok kızıyorum, belki yaşla da ilgili, hatayı saklamak. Hatayı söylememek. Şimdi soruyoruz asistana, bir kadronun bir soruyoruz. Falan yok. Nerede? Dışarıda. Dışarıda nerede? Yok işte böyle bir şey diyor. O zaman kızıyorum ya, ne demek nerede? Ben arıyorum. Adamın bir işim var yani, veya bayanla bir işim var. Söyleyen nerede olduğunu. Bu yönden iki üç tane sekreter attım. Saklamaya çalışıyor. Adam nerede olursa bir evde uyudum kaldım. Bitti. Uyudu kaldı diye adamı kesecek halimiz yok ki. Yani ama her gün uyursa uyarız yani, olsa olsa olur. Dolayısıyla dürüst olmama aslında sorun. Dürüstçe hataları paylaşmak. Aslında hataların bir şeyi de var. Onun için sorumluluğun getirisi bu. Hatalar eğiticidir. Bak biz burada ufak tefek bir hata yaptık. Şeyde, büyük bir şey değil aslında. Çok iyi çalıştık. Bana göre şeydi. İyi, her şey iyi de daha iyi olabilirdi yani. Aslında Jale Hanım'ın bir sözü var. İyi, daha iyinin düşmanıdır. Aslında daha iyi, daha iyiyiz ya biz. Hayır, daha iyi olacaksak daha iyi olacağız. Mükemmel olacak, mükemmel. Bu çağda böyle olmak zorunda, böyle odaklanacağız. Yani mükemmeli aramamız lazım aslında. Potansiyelimiz varsa mükemmeli bulmada onu yapmamız lazım. Ve şimdi dolayısıyla hakikaten önemli olan hatayı yapıp analiz etmek lazım. Bu hatayı neden yaptım? Ben gelecekte bu hatayı nasıl yapmam? Bakın bu hatayı yapmama için ne yapmam gerekir diye bir oturun, sorgulayın. Özel hayatınızda da olay alır, çok önemli bir yere getirirsiniz.
Yani eğiticidir hatalar. Sizi geliştirir. Hataları da kendi sizi geliştiren, size danışmanlık yapan olay olarak görürseniz hata iyidir. Hata kültürü iyidir. Hata yapmaya müsaade etmek lazım. Sorun değil ama hatayı analiz etmek lazım. Evet, şimdi son kareyi gördünüz. Ondan sonra da anlatacak bir şeyim yok benim. Şimdi bunu şundan anlatıyorum. Bak, motivasyon dedik. Değişik şeyler anlattık. Bu bir karede, bu Stephen Covey'nin kitabını almış bir kare. Bizim bu Stephen Covey'nin bulgusunu söylüyorum ama kendimden ilave ediyorum tabii. Birincisi, bedenimiz, maaş almamız lazım. Firmaya çevirirsek bir maaşımız olması lazım karnımızı doyurma için. Spor yapmamız lazım. İşte bakmamız lazım. Taşıyıcı aslında beden. Bizim hep taşıyıcımız. Onun için bedenimizin ihtiyaçlarını karşılamamız lazım. Spor yapmamız lazım. İşte çalışmamız lazım. Para kazanmamız lazım. Filan filan. Bu bir. Bu hep bildiğimiz şeyler. İkincisi kalp. Bakın ekipte, firmalarda insanların çok çalışmasının bir nedeni de gerçekten sosyalizasyon. Hepinizin arkadaşı, özellikle hanımlar, hanımların sosyalizasyon ihtiyacı daha çok ama piyasada karşılama olasılıkları daha az. Onun için hanımlar firmalarını severlerse asla bırakmazlar. Çok loyallardır, çok çalışırlar, ekip çalışmayı severler. Çünkü sevgi, saygı, ilişki, konuşma, dostluk, arkadaşlık buna ihtiyaç var. Aslında firma da bizim değerlerimize bağlı kalarak bunu yaparsak insanların dışarıda eğlenceye bir ihtiyaç kalmıyor. Niye olmasın firma, eğlen, bir daha birisiyle görüşeyim falan. Eğlendin, konuştun, düğününe, bayramına davet ediyorsun. Bunu, bu ihtiyacı karşılıyoruz aslında. Karşılamak da lazım. Şimdi bu ihtiyacı karşılayamazsak o şahıslar topallamaya başlıyor. İnsan sosyalizasyon işte çekingen insanlar. Çekingen insanlar daha çok hastalanıyor. Çekingen insanlar daha hızlı da ölebiliyorlar aslında. Sebebi de sosyalizasyon ihtiyacı. Yani aynı bedenin gıdaya, spora, işte yaramaz sigara gibi şeyler içmemeye ihtiyacı olduğu gibi buna da vücudun ihtiyacı var. Zihin. Anlattığımız hep nedir bizim şu anda? Bizi geliştirmek. Gelişmek, bizim beynimiz gelişmek istiyor. Çiçek gibi. Verdikçe alıyor, verdikçe alıyor, verdikçe alıyor. Aslında herkes köyde Mehmet Ağa'ya sor, başbakan kim olması gerekir falan, kim o, her şeyi yorumlar. Neden? O da beynini kullanmayı istiyor. O da bir fikir sahibi olmayı istiyor. Ama esas olan onu geliştirip, devamlı geliştirip doyurmak. Doyurduğunuz zaman gelişip giden bir insan oluyorsunuz. Mutluluğunuza bu ayrı bir katkı. Bunu geliştiremezseniz Mehmet Ağa gibi sağda solda duyduğunuz şeyi tekrar eder durursunuz. Ama geliştirirseniz olayları okuyarak, içine bir şey katarak verirsiniz ve kendinizi iyi hissedersiniz. Ama her şeyden önce yıldız gibi olursunuz. Çevrenizde parlayan, aydınlatan yıldız gibi olursunuz. Bu da işte bir başarıdır. Başarının verdiği, size başarının verdiği motivasyondur. Dördüncüsü ruh. Yaptığınız işin para dışında bir anlam olması lazım. Para dışında şeyler olması lazım. Bedenin dışında. Nedir bu şey? Siz eve gittiğiniz zaman şunu demeniz lazım. Biraz önce verimli dedik. Ya ben işte şu kadar mal sattık, şunu aldık, bunu aldık. Ne oldu? İşte bir maaş getiriyorsun. Burada kalırsanız zihinsel bir tatmin yok. Ama bakın, biz 10 bin kişiye iş veriyoruz. 50 bin aileye besliyoruz. Edirne'nin kaderini tayin edecek kadar işimiz var. Bilmem Ahı'nın kaderini tayin edecek oraya vergisi, algısı, sosyal sorumluluklarımız, verdiğimiz burslar, geliştirdiğimiz çocuklar. Bakın, sizin yanınıza gelen çocukların, geliştirdiğiniz, yönetici adayı yaptığınız çocukların verdiği haz size, çocukların size müteşekkir olması kadar çok tatmin edici bir şey olmaz. Hizmet veya yararlı şeyler yapmak, tabii ibadet de bunun bir ayağı. Dolayısıyla daha derin anlamlar olan bir iş yapmanız lazım. Gününüzü, hayatınızı daha derin anlamlı şeylerle geçiriyorsanız, o daha derin, bu hayatı pisi pisine geçirmemiş diyebiliyorsanız, o da sizi tamamlayan bir şey. Bu dört boyutunuzu tamamlarsanız gerçekten bütün insan, bütünsel başarı ve mutlu yaşam elde ediyorsunuz. Daha başka yerlerde noktasal zevk elde edebilirsiniz.
noktasal başka şeyler yapabilirsiniz. Ama gerçekten dolu dolu yaşam sürmenin yolu bu dört yönünüzde geliştirip Allah'ın size verdiği şeyi bu dünyada kendiniz için, toplum için çok daha iyi bir noktaya getirip faydalı hale getirmek ve hakikaten bir şekilde hepimiz öleceğiz. O mezar taşına gittiğiniz zaman diyeceksiniz ki ben bu dünyayı boşuna geçirmedim, iz bıraktım. Ve temel mutluluğun şeyi de budur. Teşekkür ediyorum.